Selamünaleyküm değerli dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız elhamdülillah iyiyim. Çok çok değişik bir videoyla karşınıza geldim. İnşallah bu videomu da beğenirsiniz. Böyle bir şey geldi aklıma. Orayı aslında yerleştirirken biliyorsunuz temizlik yaptım. Mutfağın hayrına her yeri temizledim. Sadece oraya çıkamadım. O hurçlarımı aşağı indirmişken sizden de paylaşmak istedim bunları. Dedim size göstermeden yerine koymaya. Şöyle ben size şimdi ne yapacağım? Çeyizlerimi göstereceğim size. Eleme, göz nuru, hediye, paravan alınan, benim yaptıklarım. Hepsi var. Şöyle buradan başlayalım canlarım. Bu arada efem çekiyor teyzeleri. Selam ver annesi teyzeleri. Aleyküm selam. Selamun aleyküm de. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam inşallah. Teyzelerin demiştir sana umarım. Seni zaten çok seviyorlar anneciğim. Ama teyzelerin yerine ben aldım selamını. Onlar da değerlidir. Şöyle benim bir pike takımım var canlar. Gösteriyor musun anneciğim? Şöyle arkadaşlar. Bunları bana bu arada anacığım yaptırdı. Böyle fotoğraf alabiliyor musun Efe? Al annesi. Nasıl? Fotoğraf işareti var orada ya, ona tıkla. Anacığım dedi ki biliyorsunuz yurt dışına gelin gelinler o zaman benim kayınvalidemin verdiği daire daha inşaattı. Oda donatırık, ev donatırık. Benim gelin geldiğim zaman öyle bir şey yoktu. Annem de dedi ki madem dedi ben dedi yatak odası yapamayırım dedi kızıma dedi. Çok dedi yatak odası malzemesi vereyim ona da dedi alsın gitsin. Biz de zannediyoruz buradaki aynı Türkiye'deki gibi ev donatacak. Halbuki yani buraya Türkiye'nin evleri gibi yatakların boyutları bile farklı. Aynıları olmay. Aldık geldik amcamın çocukları köyünde otururdular. Kayınvalideme biz iki valiz yolladık. Bir sürü pike takımı yarısını bile geri getirdim. Sonra evimi yaptırdıktan sonra Allah'a şükür oraya koyduk bunları sandıkta. Kimini abamınlara verdim, kimini dağıttım. Kalanlar da gene bunlar. Çocuklarıma doğumumda bunlardan sermiştim. Mevlütlerde. Yani böyle özel günlerde kullan dedim. Arada da aklıma eserse gene seririm ama. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Şöyle bir pike takımım var canlarım. Şurası baş tarafı. Bakın. Şöyle bunu genelde ama yani birkaç kere kullanmışımdır. Bunu seviyorum. Bunları hep annem kendi ellerinden yaptırdı bana. Bizim orada çarşıda bir pikeci ablamız vardı. Biz dört kızdık biliyorsunuz. Ben en küçükleriyim. Şöyle seçtik. Beraber anamla nişanlandıktan sonra yaptırdık. Gerçekten böyle çok kullanışlı. Altı da böyle. Bu pikesi. Şurası yatağın başına geliyor. Ben böyle koyayım. Sonra bunları zaten katlayıp yerine koyacağım. Şunlar da yastıkları canlarım. Şöyle. Efe böyle de alabilirsin annem resim. Evet, çok güzel parlıyorlar. Öyle mi? Darımlar karıcığını. Aldın mı annem? Bunlar da iki tane böyle yastıkları vardı. Yastıkları şuradan şöyle fermuarlı. İşlerinin bakın mitili bile var canlarım. Annem asla bir şeyin gerisini almaz. İyisini hep almaya çalışır. Ben de böyle temiz temiz saklama, kullanmaya çalıştım. Bunlar gene anacımı. Bunların bende çok çok farklı yeri var. Bu ganevicelerimizin benim anam 81 yaşında. 26 yaşında mı ne gelin oldu annem anacığım. Onun annemin çeyizinden benim çeyizime geldiler. Bunlar yatak örtüsüydü. Biliyorsunuz artık böyle ganevice deniyor bunlara. Ganevicileri pike takımı sardırırlar. Böyle sardırmıştı bunları. Bunu da çok kullandım. Böyle. Bu da böyle bir takımdır. Az önceki pikemizin
Devamı bu ama onun yok, bunun takımı değil, bu ayrı bir takım. Bunu da size göstereceğim. Şunları koyayım. Diyeceksiniz ki şimdi niye karışık Filiz? Takım takım şimdi size göstereceğim ama benim kullandıklarım bir tarafta, kullanmadıklarım bir tarafta. Onun için koydum bunları. Bunu bak çok severim ben. Ama bunu kullanmak bana nasip olmadı. Şöyle dantelimiz var. Bakın. Ama bu şöyle göstereyim size. Bu büyük böyle yere kadar var ya, eski zaman çarçafı. Bu kendi annemindir. Bakın arkadaşlar, kendi annemin çeyizinde bana verdi. Ben de yatağıma kullanırım dedim ama bu çok büyük. Annemin karyolası pirinç karyola derdiler. Başlığı demirdi eskiden. Ben bunu hatıra amaçlı getirdim buraya. Bu en az annem de bunu nereden, annesinden mi aldı? Anneme de bu hediye. Yani bu 90 yıllık vardır rahat. Şöyle bak, hiç kullanmadım. Bunu ben yaptım. Bu benim elemeğim. Şöyle koyayım da görün. Tepsi içi var diye tepsi içi diyorduk da. Bu öyle bir tane işte. Bunlar böyle fazlalık yastık yüzleri, böyle yastıkların çift başlıklı yastıkları vardı. Onların tekleri. Bunlar mutfak takımlarının uçları. Bunları Melike ablam yaptıydı. Şöyle dantellerini. Bunlar işte böyle tek 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 aldım. Şimdi hem de düzenleyeceğim. Bakın şöyle çilek oyası modeli derdiler bunu. Bakın. Artık böyle şeyleri kimse sevmiyor da. Ama ben bunları çok kullandım. Böyle gene bir tepsi içimiz var canlarım. Şöyle bunu da ben yaptıydım. Efendim göstereyim size. İnşallah güzel çekiyidir. Bunlar da yatak odası modellerimiz. Bunları annem bana yaptırtma yaptırttıydı. Şöyle. Bakın şöyle siyahın üstüne koyayım ki görün diye. Bakın bunlar tam takımdır. Tam takım olarak göstereceğim bunları size. Şöyle. Bu da oturma odası takımı. Vitrin içi diyoruz ya. Bak. Şöyle göstereyim. Daha güzel görün. Bunları Melike ablamla beraber ortaklaşa yaptıydık. Bunlar hiç kullanılmamış. Bakın kenarlarına püsküllerin hiç çift kişilik yastık olmadığı için duruyorlar. Çok da yakın çekme anneciğim. Güzel olmaz anne. Bunlar böyle tam takım dediğim gibi. Ben bunu çok seviyorum. Hiç kullanmadım bunu. Duruyor. Bakın canlarım. Bu da roşeliye. Şöyle bu yastık ucu. Çok seviyorum ben bunu. Niye bilmiyorum. Belki siz beğenmezsiniz ama ben bunu hayranım buna yani. Bunu çok severek yaptırttım. O zamanın parası da bayağı bir pahalıydı yani. Fındık günlüğüne gittiydim. Onun parasından bunları yaptırdıydım. Hiç unutmayırım. 13 gün fındık günlüğüne gittiydim. Bu takımı yaptırdıydım. O yastığı bak. Bunların etekleri de vardı. Bunlar etekleri. Hani iki yatağın kenarından aşağı etek sarılıyor ya. O etekleri. O yastığın biri. Bu da ikinci yastığı. Bu da öbür taraftaki eteği. İki eteği var. İki yastığı var. Bir de şöyle çarşafı vardı. Çok seviyorum ben bunları. Şöyle. O kadar özelini yapmış ki. Yani kumaşının malı da çok güzel, yapılışı da çok güzel. Çok güzel yapmış. Şöyle koyalım bunları. Bunları gösterdim size. Vallahi unuttum ha ne var diye. Ben de gerçekten bilmiyorum. Sizden bakacağım şimdi bunlara. Bu da normal çift kişilik. Sade pikemiz. Bunun hiç şeysi yok. Bir modeli yok. Böyle bir tek pike yastığı var. Şöyle bakın canlarım. Bunları köyde komşumuz yapıyor. Hala yapıyor bunları. Melike ablamın komşusu yapay. Anne, Efendim. bunun mavisi yok muydu Var bizde? anne, mavisini kullanıyoruz.
Bunlarla gelirken ben birkaç takım yaptırmıştım. Eltilerime, kayınvalidem onlara hepsini borça çıkarılır ya. O zaman onlara vermiştim. Rengarenk sarı, böyle mor. Mesela hastaneye gidersin, tek kişilik serersin ama bilmiyorsun ki buralarda yasak yapılmaya diye. Alı gelisin işte. Öyle. Bakın canlarım. Bu da az önceki gösterdiğimin yastıkları. Şöyle. Bunları anacığım bana yaptırdı. Şu da öbür yastığı. Şöyle göster anne. Şöyle. Bu da gene büyük pikemiz canlarım. Dedim ya size az önce. Bunu ben kullanırım ama. Şimdi bile kullanıyorum bunu. Ama bu yastıklarını hiç kullanmadım. Anamın çeyizinin burası. Öbürü yaptırılmış. Bu yastıklarını kullanmadım. Çünkü yastıkları biraz dar. Benim yastıklarım biraz şöyle göstereyim size de bakın. Şöyle ensiz. Buna çok kalın öldüler. O yüzden yastıklarını hiç kullanmadım. Ama pikesine iki tane böyle bu renk yastık yaptırdım. Pikesinden onu kullanıyorum. Pikesi de çok kaliteli şöyle. Pikesini de gene bunları yapan, yani sarmasını bunları yapan komşumuz yaptı. Dediğim gibi hala yapay. Eline sağlık, çok da güzeller. Şöyle gördünüz. Burası başlığına gene yatağın, bilirsiniz zaten. Bakın canlarım, bu da bunun takımı gene. Bunlar da az önceki gördüğünüz pikenin diğer yastıkları. Dört tane yastığı var arkadaşlar bu pikenin. İki tane böyle süs pikesi var. Bakın iki tane de günlük ön tarafa, iki tane de böyle pikesi yastığı var. Şöyle. Ben o zaman buraya çeyizlerimi yolladığım zaman demişler ki Filiz Trabzon pikelerini hep topladı geldi buraya. Bu kadar pike olur mu? Bu kadar çarçaf olur mu? Ay. Bunlar da gene canlarım. O pembenin, şu pembenin. Bakın bunun devamı. Dediğim gibi komşumuzun yaptığı. Bunu hiç kullanmadım. O pembeleri kullandım ama bunu hiç sermedim. Hasta olursun, bir şey olursun, temizlik dursun. Bunlar küpür. Fransız küpürü mü ne değil bunları. Bir şey değil de. Bunlar onlardan. Bunun da gene iki yastığı var. Bir tane şöyle yere kadar, yani yatağın yarısına kadar çift kişilik çarşafı var. Şöyle. Bunlar da böyle canlarım. Bunda ne var? Kuşların ağızları hep patlar. İğneliyorum bunları. Bunda normal iki tane düz yastığımız var. Şöyle. Bakın anacığımın yaptırdıklarını. Uşağım ne olur olmaz al. Uşağım ne olur olmaz al. Belki burada bulamazsın. Bunları hep böyle tek tek diktirdi. Anam arkadaşlar bana verdi. Kenarlarını böyle sardırttı güzel. Bana verdi anacığım. Benim ablalarımın bir pazar biri evlendi, bir pazar biri evlendi. Hep böyle bak açmayalım. Bunlar hep çarşaf. Hep tek çarşaf olarak aldık bunları. Bunlar da yastıklar. Bakın gene o pembenin devamı bak. İki bak kaç takım oldu. Gene aynı. Aynısı. Bakın sarısı. Dediğim gibi ben bunları da ne kadar da verdim yani. Bakın. Şöyle. Ben oğlum çek iyi teyzeleri. Bunlar kullanmıyorum. Oğlumun garajını vereceğim bunları. Bunlar benim vitrin içimdi. Kendi aldıklarım çarşıda. Vitrinim vardı benim yeni gelinken. Vitrinimi attım. Tek böyle televizyonun üzerine gomabili uzun bir şey var ya. Ondan aldım koydum. Onlardır yani. Bunlar da
Yine ben al dedim herhalde. Havlu, yastık, mitili. Şöyle gene bir çarşaf daha. Yastık yüzüğü. Gene iki tane daha nevresim. Bakın ha burada şöyle. Hiç açmadım. Her gidende de bir tane iki tane al gidiyorum beşimi. Olmayana da kızlara da veririm bir eldene. Şimdi havludakinin şöyle bir takım daha pijamamız var canlar, şöyle buruşmuş, göstereyim size, görün şöyle güzel. Bu çok kullanışlı, en çok bunu kullanıyorum. Bunun içine yorgan da koyuyordu canlarım, böyle yorganı içine koyup güzelce veya battaniye, yorgan şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Çok güzel. O da bir takım gene. Bu da yastıkları. Yumaş koktular, yumaş. Hani Oh. hepsi çok güzel parlıyor. Parlıyor Hı mu? hı. Ver şişe hepsini anne kuban. Nene yaptı bunları biliyor musun? Nenecuk. Nenecukla dolandık durduk. Şöyle. Şöyle göstereyim size. Bunlar da misafir seccadelerim canlarım. Şöyle. Şöyle de resim alabilirsin annesi beraber. Bunların diplerini biz kendimiz mi yaptırdıydık? Şöyle düğmeli, ben bunları çıkarıp diyelim bebek mevlitlerinde bir şeylerde misafir geldiği zaman veriyorum. Sonra bunları çıkarıp yıkayıp gene taktım. Ütüleyip taktım hep yerine. Bunları günlük kendim kullanmadım. Böyle birkaç tane seccadeyi sakladım. Bunları hep mevlütlerde çıkardım. Bunu benim kendi ablam yaptı. Ablamın arkadaşı, ablam en büyük ablam mesela, şimdi belki de 50 küsür yaşındadır. 15-16 yaşındayken boyama kursuna giderdi. Bunu Ayşe ablam boyama kursunda yaptı. Bunu da, burasını da Melek abam yaptı. Bilirsiniz ayaklık deriz biz buraya. Şöyle hepsini tek annem kurban. Bu da Ayşe abamdan bana hediye. Çeyizim o koydu. Dedi Filiz hatırlarsın beni, abangısın. Bunu al da git dedi. Bunu da misafir hurcumun içine koydum. Seccademizi. Öyle yani. Hatıralarla yaşamayı öğreniyorum buralarda da. Bu da gene şöyle bir seccademiz. Şöyle bu da aynı şekilde böyle. Şöyle çıkarıyorsun. Bunu ondan sonra yıkayıp gene tekrar ütüleyip geçirirsin. Şöyle. Anacığımın emekleri. Burada normal seccademiz var. Benim kendi kullandıklarımda. Şimdi sırada şunları da göstereyim size. Bundan sonra tamam. Benim şimdi çemberlerimi sorayız arkadaşlar. Çemberlerden size başlayayım. Çok çok soru geliyor bana çemberlerimle ilgili. Bakın bunları ablam yapay. Şöyle. Bunları ben arkadaşıma, çok yakın çekme anneciğim. Bunları arkadaşıma yaptırdım. Oyalarını ben seçtim. O yaptı. Çok teşekkür ederim ona. Yani dışarıda yapay. Bunu gene benim ablam yapay. Böyle pullu. Ne renk istersen yapay. Bunu arkadaşıma yaptırttım. Bunu bana FM Çarşı'dan aldı teyzeleri. Akçabat'ın pazarından aldı. Bu 1-2 senelik vardır. Bunu bu seneki gene izinde yaptırttım biliyorsunuz. Bu da bayağı eski. Ayağım uyuştu. Yani var gene orada da, ben size daha yenilerini gösterdim. Şöyle gene bir tane daha var. Bunu da galiba ablam yaptı. Ablam çok güzel iğne oyası yapar bu arada. Bunlar da şimdi böyle dursun.
Şöyle. Her gittim çeyizimden alırım birkaç tane. Bunu da ablam yaptı. Ablamın ilk şifon deneyimi. İnoyası kursuna giderdi Melike ablam. Şöyle. Bunu da o yaptı. Bunlar şimdi ben hep katlarım. Buna burada Fatma yengem var. Onun hemşire kız kardeşi var Türkiye'de. O buraya gelmişti gezmeye. Şöyle filer olarak bunu hediye almış gelmişti bize. Ben bunu çok sevdim. Hediye. Bir iki kere de kullandım böyle kışın. Partüse giysin ya böyle kaban. Onun yakasına filer olarak takmıştım bir iki defa. Şöyle ama siyahın üzerinde gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle. Buradan da selam olsun onlara inşallah izliyorsalar beni. Şöyle bir oyam daha var canlar. Şöyle. Bunu da ablam yaptı. Bunlar mekik. Bunları alayım. Ondan sonra geri kalanını kendi yapıp takay. Ben bu rengi çok severim. Bunu nereden aldım bilmiyorum. Sanki Hazır'a benziyor. Ama bunu gerçekten unuttum da Hazır'a benziyor ama. Şöyle. Benim en çok sevdiğim bu. Bunu ben çok seviyorum ablaları. Baksana teyzeleri. Çok severim bu boyayı. Bunu Akçaabat'ta bir şifon yer satan bir dükkan var. Sadece böyle şifon, çember, eşarp satay ama çok güzel şeyler var orada. Bunu oradan aldım ben. Şöyle göstereyim size de bakın. Şöyle. Böyle bunu ben çocukların mevlütlerinde de taktıydım. Başka mevlütlere de takmışımdır. Bunun malı da çok güzel. Öyle de takılı. Bu normal uzunlamasına değil. Bakın çember gibi aynı. Böyle de bağlayabilirsiniz. Çok güzel. Bunu ben düğünde bile bağladım. Böyle modelli yaptıydım bunu. Düğünde bile bağladım. Gerçekten şöyle. Bakın. Çok güzel görünüyor. Ben çok seviyorum abile. Böyle yani. Bakın çeyizleri buraya yuğduk. Daha da bir şey yok. Benden bu kadar canlarım. İnşallah çeyizlerimi beğenmişsinizdir. Fikir de olur size. Belki seversiniz. Siz de alırsınız başka yerlerden. Değişik bir video olsun istedim sizlere. Videonun uzunluğundan da hiç haberim yok. İnşallah videomu beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, birbirinizin yorumlarını beğenmeyi unutmayın. Bu kanal sadece benim değil, hepimizin kanalı. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Hepinizin kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Hoşça kalın, kanalımda kalın.